Bir kez daha günaydın. Bugün çarşamba, artık 7 Eylül oldu ve 9.30 itibariyle geri sayımda ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bu sabah Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Ger stüdyomuzda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her sabah olduğu gibi Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de bizi bekliyor. Birazdan özellikle OVP ve yansımalarına ilişkin bazı ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Gündemde ne var dediğimizde şöyle kısacık bir hatırlatmakta fayda var. Bir kere Avrupa'da enerji krizi ve yansımaları şu anda gündemin odağında. Dünya piyasalarını yönlendiren en temel konu bu gibi gözüküyor. Özellikle Fitch'in örneğin Euro bölgesi için bir durgunluk uyarısı var. Kuzey akımdan gaz arzının tamamen durması Euro bölgesinde resesyon olasılığını daha da artırdı şeklinde. Ki Euro için Haziran ayında bu yıl %2,6. 2023 için %2,1'lik bir büyüme beklentisi açıklamıştı Fitch. Burada bir durgunluk beklentisi tabii en büyük ticaret ortağımız olduğu için Avrupa bizi de yakından ilgilendiren bir konu olacak. Bu arada OPEC'in üretim kısıntısı kararına rağmen taleple ilgili özellikle endişelerin de yarattığı bir etkiyle Brent petrol 91 dolara kadar inmiş durumda. Bu arada motorinin litre fiyatına dün 77 kuruş zam gelmişti. Bugün içinde bir 1,14 liralık bir indirim beklentisi var. Onu da bir not olarak paylaşmış olalım. Bu arada yeni bir KGF hazırlığından söz ediliyor. Hazine Bakanı Nebati de KOBİ'ler için KGF destekli yeni bir kredi paketi hazırlandığını söyledi. Bu arada dışarıda piyasalar olumsuzken içeride borsada özellikle bir pozitif ayrışma söz konusu. Hem borsa yükselişine devam ediyor bankalar öncülüğünde hem de işlem hacmi rekoru kırıldığını görüyoruz. Bu arada Euro-Dolar paritesinin 0,98'lere kadar geldiğini gördük. Dünyada Euro zayıflarken doların güçlendiği bir süreç. Böyle bir noktada yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yansımaları da önemli olacak. Dolar endeksi 110'un üzerinde. Altının onsu 1695 dolarda. Kabaca piyasanın özeti bu. Biz Mehmet Gerz'le birlikteyiz. Hemen bir ilk yorum alalım. Şimdi bu paritedeki gidişat yani biraz hem faizle ilgili seyrin yansımasını ortaya koyuyor. Hem Avrupa'da enerji krizi. Yani aslında savaş devam ettiği sürece Euro çok da güçlenemeyecek yorumlarının da yapıldığını görüyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz hem bu enerji krizini hem de paritedeki bu düşüşü? Ya paritedeki düşüşün devam etmesini biz de bekliyoruz. Önce 0,95 sonra 0,90'lara kadar yarın ECB'nin kararı var. Avrupa Merkez Bankası. Evet onun yani iki arada bir derede çünkü 0,75 yapıp Fed'i takip etmesi lazım normalde. Fakat Avrupa ekonomisinin dinamikleri bunu kaldıracak güçte değil. Enerji krizi direkt Avrupa'yı etkiliyor. Hatta daha da kötüye gitmiş durumda. 0,50 de yapabilir. Yarın göreceğiz. Ama her halükarda Euro'nun zayıfladığı, daha yumuşak bir hard currency deriz ya sert para, daha yumuşak bir büyük para birimi haline geldiğini görüyoruz birin altında. Dolar güçleniyor. Amerika'nın şu özelliğini biz çok dikkate almıyorduk ama enerji açısından kendine yeterli bir coğrafya olması günümüz konjonktüründe çok daha önemli olmaya başladı. Dolayısıyla doların euroya karşı güçlendiğini, bu trendin devam ettiğini görebiliriz. Bu arada Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi, aynı zamanda Letonya Merkez Bankası'nda başkanı Kazaks demiş ki uzun ve derin bir resesyon yaşanırsa biz faiz artış hızını düşürebiliriz şeklinde. Yani biraz daha Fed'e göre eli kolu bağlı bir Avrupa Merkez Bankası var öyle anlaşılıyor. Bunun pariteyi getireceği nokta hatta 0,80'ler bile konuşuluyor teknik olarak bilmiyorum mümkün olur mu? Ve öyle olursa mesela bizi nasıl etkiler Türkiye olarak? Yani tabii ki mümkündür. Paritelerde Euro-Dolar paritesinin çok geniş bir bantta dalgalandığını son 20 yılda gördük. 0,90'ları belki kaldırabilir ama 0,80'ler olunca Türkiye olarak Avrupa bölgesine ihracat yapan bir ülke olarak bize de etkisini, negatif etkisini daha derin yaşamaya başlayabiliriz. Zaten Türkiye'nin makro rakamları çok zor bir seneden geçiyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu orta vadeli programda ben ilk şeye baktım. Bütçe açığı artı cari açık ne kadar diye. %12'nin üzerinde bir rakam var. Yani her iki çifte açık deniyor bunlara. Türkiye burada eskiden cari açık büyüdüğü zaman bütçe açığını kısarak o dengeyi sağlıyordu. Çifte açığın çok fazla açılmasını engelliyordu ama şimdi bu sene çok ekstra bir sene. Özellikle bu kur korumalı mevduatın
ekstra faiz giderlerinin bütçeye yaptığı baskı nedeniyle bütçe açığı da çok yüksek. Yani çifte açığın ben bu kadar yükseldiğini son 10 yılda görmemiştim. Yani çok gerçekten zor bir makro seneden geçiyoruz. Üstüne üstlük bir de bu euro, dolar paritesi de bizi negatif etkiliyor. Yani bu sene Türkiye'nin makro olarak ben şeye benzetiyorum açıkçası. Yani 94-2001 gibi makro dengelerin çok çok zor olduğu bir seneye benzetiyorum. Tek farkı şu, 94 ve 2001'i hatırlayanlar vardır. O zaman krizi biz çok kısa bir sürede yaşayıp böyle V gibi inip çıkmıştı ekonomi. Bu ise böyle 5-6 seneye yayılan çok uzun bir kriz ekonomisi oldu. Dolayısıyla sanki krizde değilmişiz gibi yaşıyoruz ama geldiğimiz noktada yani bu yılın bütçe ve cari açık rakamları %12'yi geçmesi sadece bu yılın bir konusu değil. Yani son 6-7 senenin gidişatının geldiği nokta. Umarım çok derin bir kriz yaşamadan bunu atlatırız. Umarız öyle olur. Özellikle hani üretim tarafına baktığımızda da orada yavaşlama sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Makro tabloda bir parça özellikle büyüme tarafında yavaşlama sinyalleri geliyor. Aslında hal böyleyken borsaya baktığımızda da rekorlar var. Burada hani acaba fiyatlama mı yanlış, reeli yansıtmıyor, bu arada bir uyumlaşma olacak mı, borsadaki yükseliş sürdürülebilir mi gibi sorular da akla geliyor. Birazdan bunu konuşalım ama bir Ankara'ya dönelim. OVP dedik ve özellikle siz de cari denge ve bütçe tarafına dikkat çektiniz. Ahmet Ergin'e soracağız. Hafta sonu orta vadeli program açıklanınca hemen bütün piyasacıların da özellikle dikkat çektiği nokta özellikle beklenen bütçe açığı rakamı oldu. Yılın kalan 5 ayı için 430 milyar liralık bir bütçe açığı beklentisi var. 7 ayda 30 iken rakam. Yılın kalan 5 ayında 430 milyar liralık bir bütçe açığı beklentisi. Yani harcamalarda ciddi bir artış beklentisi mi var? Ne konuşuluyor? Bize ne anlatıyor bu program Ahmet? Şimdi Berfu, evet önümüze konan, önümüzde duran bütçeye ilişkin orta vadeli programdaki rakamlar yılın kalan bölümünde harcamalara yönelik ciddi bir sıçrayış olacağına işaret ediyor, bunu gösteriyor. Şimdi buna yönelik birçok başlık var tabii. Yani bunun kaynağını oluşturan unsurlar neler diye baktığımızda birçok başlık var. Şimdi bazı özellikle dar gelirli kesim için kredi yurtlar kurumuna borcu olanların borçları için kamunun alacağının silindiği diyelim, öyle ifade edelim. Düzenlemelerin ayrıntıları zaten ortaya çıktı. Ama özellikle baktığımızda ertelenen hak ediş ödemelerinin de yılın kalan aylarında yapılacak olması gibi unsurlarda bütçe açığındaki bu artışın nedeni olarak söylenebilir. Tabii özellikle 2023 yılı bütçe açığı hedefinde de baktığımız zaman orta vadeli program rakamlarına ciddi bir yükseliş var. Hem bu yıla göre hem de önceki yıllarda yapılan benzer tahminlerin karşılaştırıldığı tablolarda ciddi bir yükseliş var. Ama 2023 için özellikle şunu da söyleyebiliriz. Şimdi uygulaması 2023'e kalan yapılmış düzenlemeler vardı. Örneğin 3600 ek gösterge düzenlemesi. Yine emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılacağına yönelik resmi açıklamalarda geliyor. Yani bu eğer söz edildiği gibi 2023'ün başlarında yürürlüğe girerse bunun da oluşturacağı bir maliyet söz konusu. Bazı kamuda çalışan sözleşmeli geçici personelin daimi kadroya alınması gibi durumlar bu harcama artışlarına yol açacak sebepler. Yine özellikle baktığımızda personel giderlerinde 2023'te %53 oranında bir artış söz konusu. Bu da memur ve kamuda çalışan diğer personele, emeklilere yönelik zam politikasının ne olacağına dair birer işaret veriyor. Şimdi biz rakamlarla bu durumu anlatmamız gerekirse orta vadeli program geçtiğimiz yıl yapılan son yasal düzenlemeyle orta vadeli mali planla birlikte açıklanır oldu. İki döküman, iki metin tek döküman haline getirildi. O nedenle bütçeye ilişkin rakamları da biz orta vadeli programda görüyoruz. Hatırlanacağı gibi Haziran ayında
2022 yılı için bir ek bütçe yapılmıştı. Bu ek bütçeyle birlikte 2 trilyon 831 milyar liralık bir 2022 yılı harcama büyüklüğüne ulaşılmıştı. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra hazırlanan orta vadeli programla 2022 yılının harcama tutarı 3 trilyon 133 milyar liraya yükseltildi. Harcamalarda 302 milyar lira tutarında bir artış var. Bunun oransal karşılığı da %10,7. Yani ek bütçeyle oluşan harcama büyüklüğüne göre orta vadeli programla ortaya konan tablo bize %10,7'lik bir artış gösteriyor. 2023'teki harcama büyüklüğünü, bütçe büyüklüğünü de söylersek 4 trilyon 469 milyar lira. Şimdi bunun bütçe açığı tarafına ilişkin rakamları da paylaşırsak, ek bütçeyle birlikte 2022 yılı için 278 milyar lira olarak öngörülmüştü bütçe açığı, ama biraz önce saydığımız unsurların da etkisiyle şimdi bunun 461 milyar lira olacağı öngörülüyor orta vadeli programda 2022 yılı sonunda. Bu da Haziran'dan bugüne ortaya konan iki rakam arasında 183 milyar liralık bir farka işaret ediyor. Yani bütçe açığı tahmini, hedefi 183 milyar lira arttı. Oransal artışa oransal baktığımızda da %65,7'lik bir artış söz konusu. Yine 2023 bütçe açığı hedefine baktığımızda dikkat çekici 659,4 milyar lira 2023 yılında bütçe açığı öngörülüyor. Bu yıla göre 198 milyar lira artacak. Oransal olarak da %43'lük bir açık olacak bütçede, bütçe açığı artışı olacak daha doğrusu 2023 yılında Berfu. Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. OVP'nin yansımalarıyla başladık ama herkes hani bütçe açığı tarafında çok ciddi bir artış beklentisi olduğu için daha çok ona odaklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bütçeyi eskisi kadar analitik değerlendirmiyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'nin rakamları biraz rayından çıktı. Yani enflasyonun işte %80'i aşmasıyla 90'lı yıllara döndük, belki hatırlarsın. O zaman da böyle rakamları analiz etmek çok zordu. O yüzden zaten bilançolar için enflasyon muhasebesi olması lazım denmeye başlandı. Ki hatta bazı bankalar ona göre yaptırıp gerçek karlılıklarına bakıyorlar. Ya bütçenin çok ayrıntısına baktığımı söyleyemem ama son dip noktaya baktığım zaman milli gelirin %6'sıydı zannediyorum. Böyle bir bütçe açığı, yani %5'in üzerindeki bir bütçe açığı her zaman zor bir bütçe açıdır. Yani bunu finanse etmek kolay değildir. Tabii devlet bunu bir şekilde finanse edecek ama bu sefer TL kaynakları kullandığı için piyasada şirketlere gidecek borç kredi imkanı azalacak. Yani buna da yeni bir KGF hazırlığı varmış ama şimdi onu öğrendik. İşte bunlar o ihtiyaçtan doğuyor. Yani kamunun borçlanma ihtiyacı arttıkça özel sektörü piyasalardan dışlıyor denir. Hani crowding out diye bir terim dışlama vardır. Etkisi. Dışlama etkisi. Çünkü kamu en büyük borçlanıcı hale geliyor. Bu sefer özel sektöre, şirketlere borçlanacak kaynak azalıyor. Şirketlerin de hayatına devam etmesi lazım. Onu da sağlamak için böyle krediyi tam piyasa şartlarına bırakmayıp böyle bankaları yönlendiren, hatta yoğun şekilde yönlendiren bir kredi politikası oluştu. Bunları ben hep geçici olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin önümüzdeki sene önünde çok kritik, önemli bir seçim var. Seçim öncesi tabii ki şu anki siyasi iktidar devam ettirmek için kamu imkanlarını, her türlü şartı zorluyor. Ve piyasa mekanizmasını da biraz dışına çıkan uygulamalar oluyor maalesef. Bunu da açıkça söylemek lazım. Dolayısıyla bütçenin derin bir analizini ben şu anda yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Yani ben son noktaya baktım. Açığın %6 olduğunu gördüm. Evet, işler zor dedim. Yani bu ortamda kredi ihtiyacı olan gruplara, şirketlere Allah kolaylık versin dedim. Çünkü kamu büyük oranda borçlanmak zorunda. Türk lirası zaten elinde Türk lirası tutan şöyle bir durum var. Yani bu Türk lirasını bankalarda mevduat olarak kim sağlıyor? Vatandaş sağlıyor. Bunun önemli bir kısmı kur korumalı mevduatla kura karşı korunma altında.
Ama bir kısmı da değil. Bazıları bilmiyor bunu. Bazıları unutuyor. Bazıları KKM ne diyor, ona güvenmiyor. Böyle bir vatandaş kesimi de var. Bunların paraları %13, %14, %15 gibi bir faiz oranıyla maalesef mevduatta eriyor. TL mevduatta. Bu kaynaklar kullandırılıyor ucuz olarak. Bunun da ben çok hakkaniyetli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani KKM'yi getirdik, herkes ondan faydalansın demek bir çözüm değil. Çünkü ben bazı yatırımcılardan biliyorum, parasını sadece devlet bankasında tutan, hiçbir finansal ürüne güvenmeyen bu ülkede çok yatırımcı var. KKM dediğiniz zaman hiç benim onunla işim olmaz diyen bir sürü yatırımcı var. Bunlar TL mevduatta paralarını %13-15'te tutmaya devam ediyorlar ve bu paralar eriyor. Enflasyon %80 çünkü. 80 olduğu için. Yani ucuza kaynak kullandırılıyor ama kimin kaynağı kullandırılıyor? Maalesef bu tür işte emeklinin, işçinin parasını bankada unutan veya faiz hesabı bilmeyen vatandaşın da parası ucuza kullandırılmış oluyor. Bize de bununla ilgili çok talep gelmeye başladı son aylarda. Biz tabii finansın bir görevi de sadece finansın işi para kazanmak değil. Sonuçta finansın bir sosyal görevi de var. O da vatandaşın tasarruflarının mantıklı değerlendirilmesinde yardımcı olmak. Tabii Türkiye'de yatırım danışmanlığı işi olmadığı için maalesef yaygın bir şekilde pek çok kişi işte televizyondan, gazeteden, kulaktan dolma bilgilerle bunu yapmaya çalışıyor. Bize ulaşanlara biz şöyle bir çözüm geliştirdik. Yani onlarca, yüzlerce, hatta binlerce insana tek tek yardım etmek mümkün değil. En azından bazı fonları, özellikle değişken fonları, mevduata alternatif arayan vatandaşa bir çözüm olarak öneriyoruz. Yani onları hisse senedine yönlendirmek mantıklı değil. Çünkü borsa çok oynak bir yer. O kadar çok yatırım fonu çeşidi de var ki. Seçmek çok zor. Tefas'ta var deniyor ama gidip görmek mümkün. Hatta bize staja başlayan genç arkadaşlara ben ilk iş Tefas'ı öğrenmelerini öneriyorum. Çünkü Tefas tamam orada bütün fonlar var, her türlü bilgi var ama kolay da değil. Yani ancak üniversite öğrencisi düzeyinde bir kişi başa çıkabiliyor. Bunu bir yani iyi bir finansal okuryazarlık da gerekiyor. Yani iyi bir eğitim düzeyi gerekiyor ve ilgi de gerekiyor. Şimdi tabii yatırımcılara şeyi söylerken değişken fonların genelde bir sürü fon çeşidi var. Değişken fonlar birçok varlığı içinde bulundurduğu için ve dengeli sepet gibi. Bir sepet gibi karıştırdığı için daha dengeli çözümler sunuyor. Dolayısıyla Tefas'a girip bakan bu tür yatırımcı, yani finans piyasalarına yabancı ama mevduatına da bir çare arayan yatırımcıya ben değişken fonlara bakıp oradan birkaç taneyi seçip paralarını yatırabilirler. Bunu önermek istiyorum. Ya Türkiye'de 1200'ün üzerinde yatırım fonu var. Yani onu da bir not olarak paylaşmak lazım. O nedenle biraz daha hani dikkatli olmak lazım. Belki profesyonel yardım almak lazım. Biz tabii bu tarz yayınlarda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani izleyicilerimiz de yanlış bir şeye yönlendirmiş olmayalım. Herkesin kendi kararı. Ama hani finansal okuryazarlık anlamında bir katkı olsun diye de bunu konuşuyoruz. Çünkü mesela Amerika'ya baktığınızda vatandaşın yatırımlarının çok büyük bir kesim mesela borsada değerlendiriliyor. Bizde o anlamda bir sermaye piyasalarına yönelim yok. En son ben bıraktığımda %10'un altındaydı vatandaşın borsada tuttuğu para oranı değil mi? %10'ları bile yaklaşmamıştı. Ben bireysel emeklilik sistemini ölçü alıyorum Berfu. Orada rakam giderek büyüyor. Onu katarsak belki daha yüksek. Oradaki oran, yani yatırımcılar kendi fonlarını seçiyorlar biliyorsun orada. Seçmek zorundalar. Ama şimdi robo danışmanlık geldi. Şirkete de bırakabiliyorlar. Ama çoğunluğu sonuçta oradaki 7,5 milyon gönüllü BES müşterisinin ortak tercihiyle ortaya çıkan hisse senedi oranı %15. Yani oradaki paranın %15 hisse senedinde. Kalan kısmı döviz, altın, faiz pek çok şeye dağılıyor. Benim orada dikkatle takip ettiğim oran hisse senedi oranıdır. Şu an %15 bence çok optimal, yani basiretli, iyi düşünülmüş, iyi bir rakam değil. Çünkü bireysel emeklilik sistemi uzun vadeli bir üründür ve oradaki hisse senedi oranın bence %30, %40 mertebesinde olmasını beklerim ben. Daha optimal bir dağılım yapılsa. Onun %15'te olması şunu gösteriyor. Bir, yatırımcı borsaya uzak. Borsayı bilmiyor, borsadan korkuyor. Kumarhane olarak görüyor hatta. Evet, yani bir korku var geçmişten gelen.
bilen de çok dalgalı olduğunu görüp uzak duruyor. Ki onlara da özellikle ben şunu söylüyorum. Şu an borsa çok hızlı çıkıyor biliyorsunuz. 3400'e geldi. Yani yılbaşından beri %80'in üzerinde bir yükseliş var borsada. Yani ve enflasyonun üzerinde bir getirisi var. Evet ve doların da, dolar %35 civarında artmış. Doların da bir hayli üzerinde bir getiri oluştu. Şimdi bunu çok sorgulayan oluyor son günlerde. Ben de şunu söylüyorum. Ama buna sadece bu yıl rakam olarak bakmamak lazım. Önceki 3-5 seneyi alırsanız borsa dolar bazında işte 5 dolar seviyelerinden 1 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Şimdi o düşüşün bir kısmını geri alıyor. Ha bu şundan oluyor, bundan oluyor, bu yapay bir hareket, bankalar gidiyor ama gitmemeleri lazım gibi çok fazla yorum var. Bence yatırımcının kafasını çok da karıştırmamak lazım. Borsa ucuzdu ve yükseliyor. Hmm. Mesela, küçük yatırımcı yakalayabildi mi bu yükseliş sizce? Küçük yatırımcı tek tek hisseler vasıtasıyla mağdur olur her zaman. Tavsiye etmiyorum. Fonlar vasıtasıyla bireysel emeklilik sistemindeki hisse fonu ağırlığını arttırarak bu yükselişe iştirak edebilir. Ha burada düşüşler de olabilir. Çünkü borsadaki yükselişin kimse düz çizgi halinde olmasını beklemesin. Yani borsanın yıllık oynaklığı %20-25'tir. Yani borsa en yüksek noktadan %20 aşağıya gelebilir. Öyle olduğu zaman da terse döndü, hemen buradan gidelim. Bu bir yatırım değil bizce. Bizim mesela kendi varlık dağılım modelimizde paranızın %40'ını hisse senedinde değerlendirin diyoruz. İyi günde de kötü günde de. Çünkü hisse senetleri ucuz. Bazen çok yükseldiğinde biraz azaltabilirsiniz. %40'ı %30'a düşürürsünüz. Çok düştüğünde de %40'ı %50'ye yükseltebilirsiniz. Bunlar ufak rötuşlardır ama ortalama bir yatırımcının, Türk lirası yatırımcısının parasının 1/3'ünü yaklaşık hisse senedinde de tutmasının ben basiretli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yaptıktan sonra iyi bir hisse senedi fonu veya BES fonu vasıtasıyla bunu yaptıktan sonra borsa şu kadar yükseldi, bu kadar düştü, işte şu yüzden yükseldi, aslında bu gerçek bir hareket değil gibi detaylarla uğraşmanın da bir gereği yok. Hı hı. Çünkü pek çok insan sonuçlara bakarak yorum yapıyor, dikkat ederseniz. İşte yükseliş var ama yabancılar gelmiyor. Sadece yerlinin zorlamasıyla olan bir yükseliş. Ama sonuçta ben de şunu söylüyorum. Borsada herkes parasını vererek hisse alıyor. Yani yerli de olsa, yabancı da olsa aynı şey. Tabii ki yabancılar borsadan çok fazla çıktılar. Şu anda ufak da olsa bir yabancı girişi var. Ki ona herkes bakarak yabancılar geliyor, yabancılar geliyor diye ayyuka çıkıyor ama gelen yabancı miktarı da çok az bu arada. Evet. Ama şunu söyleyeyim, ben mesela bu hafta başı bir büyük bir bankada bir şirket ziyareti yaptım bankanın hisse senedi analizi açısından. Şunu gördüm, yabancı yatırımcılara yönelik konferanslar, görüşmeler tekrar başlıyor. Yabancının bir ilgisi var. Biraz radarına yeniden girmeye başladık. Bu normalleşmenin bir işaretidir. Yani 2-3 ay öncesine kadar uzunca bir süre yabancılar Türkiye borsasına kesinlikle bakmıyorlardı. Çünkü Türkiye makrosuna hiçbir şekilde güvenmiyorlardı. Makro ekonomi yönetimine. Şimdi ne değişti derseniz... Seçim yaklaşıyor. Bunun etkisi olabilir mi? Kesinlikle. Seçim yaklaşıyor. Seçimle birlikte şöyle veya böyle ekonomi politikasında bir değişiklik olabilir. Çünkü bu ekonomi politikasının bu şekliyle şu anki bunu uygulayan ekonomi yönetimi dahi bunun kalıcı olarak bir çözüm olmadığını bence görüyor. Çünkü bu ekonomi politikası enflasyonu düşürmek için faizleri düşürelim tezinden yola çıkıldı. Tam tersi oldu. Ve literatür de ekonomi ilmi de bunu söylüyordu zaten. Hatta söyleyenlere çok fazla kızlar niye karşı çıkıyor. Ama ekonomi bilimi bunu söylüyor. Dünya deneyimi de bunu göstermiş. Faizleri bu kadar agresif düşürürseniz yani enflasyonun düşmesini beklemek bir akıllara zarar bir beklenti. Tam da aksi oldu. %80'e çıktı, hala da yükseliyor. Şimdi evet. Orta vadeli programda %25 hedef var 2023 için. Kim inanıyor %25'e? Ben açıkçası çok gerçekçi bulmuyorum. Ha biraz düşecektir bekliyorum ama... Baz etkisiyle düşeceği söyleniyor. Evet, %25'in 2 kat sapma koyuyorum oraya. Yani %25 ile %50 arası bir yere gelirse onu bile başarı sayacağım bu ekonomik programa göre. Peki Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Rica ederim. Konuşacak çok konu var. Genişçe de konuşabiliriz ama süremiz el verdiğince önemli ayrıntılara dokunmaya çalıştık. Bir reklama gidelim, borsanın açılışına birlikte geri sayalım. Evet, borsa
borsanın açılışına geri sayıyorduk. Borsa açıldı. Açılışla birlikte 3400 puanın da üzerinde BIST 100 0.38'lik yükselişle yeni gün başladı. Bir altını da görelim hızlıca. Son olarak gram altın 995 lira şu saat itibariyle. Çeyrek altın 1631 lira. Biz Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz ile birlikteydik. Mehmet Bey tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katkılarınız için. Bu notlarla sözü devrediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.